aslına bakarsanız Orta Doğu'da acayip kullanılan ve şöyle küçük, yuvarlak, piştiği zaman şişen bir tür, tırnak içinde söylüyorum, makarnaya alternatif, pilava muadil bir ürün. Şimdi bu kuskusu şöyle güzelce bir haşlayacağız. Ben şimdi bunun kapağını şöyle kapatıyorum ve hafiften pişsin diye onu kendi haline bırakıyorum. Kestane mantarı kullanacağım. Kestane mantarlarını bu şekilde ince ince doğruyorum. Ben aşağı yukarı bir 15-20 tane yazacağım tarif içerisine. Ama benimkiler o kadar büyükler ki o yüzden 15-20 yerine ben aşağı yukarı 8-10 tane. Şu boyutlarda buluyorsunuz tabii 15 tane yapmanıza gerek yok. Ben daha küçük yapıyorum ama standart bulduğunuz boyutlarda 15-20 tane kestane mantarını şu şekilde dilimlemeniz güzel olacaktır. Limonun kabuğunu kullanacağım. İsterseniz rendeleyin, isterseniz böyle limonun kabuğunu çıkartan şu aletler var. Şunlardan kullanın. Limonun kabuğunu şöyle güzelce alıp çıkartacağım tezgahın üstüne. Kuskusum çok hızlı vaziyette pişti ve kabardı. Kaynadı. Fazla suyundan bir kurtaralım. Ve şu tencerenin içerisinde hızlıca çalışmaya devam edelim. Şimdi altını yaktım iyice ateşi. İçerisine birazcık zeytinyağı koyuyorum. Yaklaşık böyle 2 kaşık kadar zeytinyağı. Birazcık şanındandır. 1 yemek kaşığı kadar da tereyağı koyuyorum. Tereyağı eridikten hemen sonra da ilk etapta mantarı işin içine ekliyorum ve şöyle söndürene kadar pişireceğim. Şimdi tepeleme attığımız için mantarı birazcık suyunu salabilir. Şöyle bir güzel karıştırdım. Altı tam gaz yanıyor ve onu burada kendi haline bıraktım. Bolca dereotu alacaksınız. Hiç öyle bir tutam falan değil. Yarım bağdan fazla, hatta bir bağ kadar dereotu alacaksınız. Çünkü kuskusa çok yakışır. Şu şekilde ince ince kıyın. Mantar iyice yumuşadığı an itibariyle artık kuskusu da oyunun içine alalım. Şöyle fazla suyundan birazcık arındırdım. Ama piştiği suyundan bir parça her zaman lezzet katar. Ekledim içerisine. Güzelce karıştırdım. Hadi biraz da baharatlandıralım. Azıcık tuz. Birazcık karabiber. Taze otların hepsi. Ve ince ince doğradığımız limonun kabuğu. Artık bunun altını komple kapatabiliriz. Güzelce her şeyi karıştırıp lezzeti iyice coşturduktan sonra da bir servis tabağına alıp kuskusumuzu servis edebiliriz.